İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, Siyorek Kültür Platformu bir canlı yayınla daha karşınızda. Bu akşamki canlı yayın konuğum ressam, şair, aktivist Faruk Nafiz İpekçioğulları. Kendisiyle Siyorek'teki çocukluk yıllarına dair anılarını konuşacağız. Bugünkü konuğum gerçekten 1950'li, 60'lı, 70'li yılların Siyorek'ini bize anlatacak. O dokuyu tekrardan bizlere yaşatacak. Gerçekten bir Siyorek beyefendisi kendisi. Programı izleyen değerli dostlar, programı dostlarınızla, çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarla paylaşın ki yaptığımız programlar amacına ulaşsın. Siyorek Kültür Platformu hepinizin bildiği üzere yaklaşık 2,5 yıl önce tarafımca kuruldu. Siyorek Kültür Platformu ailesinde çok değerli yazarlar, şairler, aktivistler, sinemacılar, tiyatrocular, gazeteciler, ilk öğretmenler ve Siyorek'in değerli entelektüelleri, aydınları mevcut. Siyorek Kültür Platformu ailesi 7 yöneticisiyle siz değerli izleyicilerimizin karşısında olmaya devam ediyor ve sizler için programlar yapmaya devam ediyoruz. Sizlere kısaca yöneticilerimi tanıtmak istiyorum. Serpil Güneş arkadaşımız Avusturya Viyana'dan platformumuza destek veriyor, canlı yayınlar yapıyor. Yine aktivist, emekli Necda Karayılan Mersin'den canlı yayınlarla platformumuza değer katmaya devam ediyor. Yine aktivist Muhsine Siyorekli, kendisi şu an Siyorek'ten Sevin köyünde, İstanbul'da yaşıyor. O da platformumuza değer katmaya devam ediyor. Yine aynı zamanda şairimiz Zühin Kılıç iki şiir kitabıyla Siyorek Kültür Platformu'nda yönetici olarak canlı yayınlarla karşınızda olmaya devam ediyor. Aynı şekilde İsmet Uzun, İsveç Stockholm'de. İsmet Uzun arkadaşımız da yine canlı yayınlarla platformumuza değer katmaya devam ediyor. Yılların gazetecisi, araştırmacısı İsmet Siyorekli arkadaşımız Almanya Berlin'den platformumuza değer katmaya devam ediyor. Canlı yayınlarla haftanın belirli günlerinde program yapmaya gayret ediyor. Ben Deniz Süleyman Bayram Roşan, hepinizin bildiği üzere ben de canlı yayınlarla karşınızda cuma günleri olmaya devam ediyorum. Ben daha fazla konuğumu bekletmek istemiyorum. Bizi izleyen değerli dostlar, bu yayını ne kadar çok insana ulaştırırsanız o kadar amacımıza uygun hareket etmiş olacağız. Canlı yayınlarımız ortalama 10.000, 15.000, 30.000, 35.000 bantlarında devam ediyor. İzleyicisi gayet iyi. Sizler paylaştıkça bizler büyümeye devam ediyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını almaya devam ediyoruz. Bizler 6. ay itibariyle programlarımıza ara vereceğiz. 11. aya kadar bir boşluğumuz olacak. Bu süreçte yine arada program yapmaya devam edeceğiz ama genelde bir tatil sürecimiz olacak. Bunu dedikten sonra konuğumu alıyorum. Sayın Faruk İpekçioğulları, Siyorek Kültür Platformu'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Röşan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz abi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Sizi iyi gördüm. Gayet güzel, gayet şık gözüküyorsunuz. Sağ ol. Aynı şekilde sizler de. Tüm hemşerilerime, dostlarıma, arkadaşlarıma, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum program başlamadan evvel. Herkesi kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz zaten programımızın akışı içerisinde mutlaka mesajlarımızı vereceğiz. Ben programa başlamak istiyorum. Tabii ki. Faruk Nafiz İpekçioğulları kimdir? Bize kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. 1952 yılında Siverek'te Hacı Ömer Mahallesi Kalpaklı Sokak No 1'de hayata gözlerimizi açtık.
Ondan sonraki yaşamımız 1952'den 1971 yılına kadar Hacamer Mahallesi'nde geçti. Çok eski bir yapı içerisinde, tarihi bir bina içerisinde yaşamımızı sürdürdük. Çok doğal bir ortamda büyüdük tabii ki. Yani çocukluğumuz çok güzel geçti. Sade bir çocukluk yaşadık. Sivereğin yaşam şeyini hepimiz biliyoruz. Sosyal yaşantı şeyini. Bizler elimizden geldiği kadar kendi dönemimizde sosyal yaşama az da olsa bir takım katkılar vermeye çalıştık. Tabii bunda başarılı olabildiysek. Durum böyle Roşan Bey. Sayın Faruk Nafiz İpekçioğulları, çocukluğunuzu Siverek'te geçirdiniz. Evet. Karakteriniz ve kişiliğiniz Siverek kuçelerinde şekillendi. Siverek'te nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Çocukluğunuza dair anılarınızda neler var? Bizimle neler paylaşmak istersiniz? Buyurun, söz sizde. Siverek'te çocukluğumuz tabii ki samimi bir ortamda yetiştik gerçekten. Bize öğretilen anamızdan babamızdan ülkemiz için iyi bir birey olmamız, dürüst, insanlar arasında ayrım yapmayan, herkese eşit davranan, hiç kimseyi kendisinden ne yüksek ne de küçük görmeyen bir yapı, sevgi ve saygıda kusur etmeyen, özellikle bayanlara karşı birinci derecede saygılı ve değer veren bir düşünce yapısı, haksızlığı asla kabul etmeyen, haktan, hukuktan yana, kimsenin malında, mülkünde gözü olmayan, yükseklerde gözü olmayan bir yapıda yetiştik. Öyle öğrettiler anamız, babamız bize. Ve o şeylerimizi daha hala koruyoruz yani biz. O özelliklerimizi koruyoruz. Onun haricinde Siverek'te çocukluğumuz güzel geçti. Gerçekten mahallemiz olarak, mahallemizdeki dostlarla, komşularımızla bir akraba ilişkisi içerisinde geçti. Biz o günkü güzelliklerle hala yaşıyoruz. O günleri yad ediyoruz, dostlarımızı arıyoruz. Hiçbir şekilde ilişkilerimizi kesmedik. Yani o günden beri gittiğimizde de Sivri'ye o dostlarımızı, arkadaşlarımızı arıyoruz. Bu şekilde yani. Peki, tarihi bir Siverek evinde yaşadınız. Çocukluğunuz o taş binada geçti. Avlusu olan, kuyusu Evet. olan, Evet. damın üzerine çıkılan, Evet. komşunun damın üzerinden komşunun avlusunu görebildiğiniz, küçelerini görebildiğiniz, Siverek'in en uzak noktasını damın üzerinden gözlerinizle görebildiğiniz bir Siverek'i yaşadınız. Çok katlı Evet. binaların olmadığı, sadece tek tük köşklerin olduğu bir Siverek'i, böyle o Siverek'in bozulmamış, o kara bazalt taşlarla nakşedilmiş Ermeni ustalarının yaptığı o muhteşem evlerde yaşadınız. Bize biraz o dönemi, o evleri, o sokakları, o komşuları, o Siverek'i anlatın. Şimdi tabii çocukluğumuz, evet, tarihi bir bina içerisinde büyüdük. Bu evimiz bizim çok eski bir tarihe dayanıyor. Dedem, tabii düşünün, biz 1950 yılında, 52 yılında doğduk. Dedem ki çok büyük bir yaşlarda şey olmuş, vefat etmiş. Ondan evvelki dönemleri hatırlamak istediğimde bayağı eski bir tarih. Ermenilerden kalmış bu ev bize. Ermenilerden almış dedem. Ermeniler oturuyormuş bizim eskiden evde. Hatta şöyle anam anlatır. Oğlum dedi, baban askere gittiği zaman, gitmeden evvel, tabii o şeylerin içerisinde bazı konuları da açıklayacağım. Evimizi kısa bir süre kamyon şeyine şoförcülüğü yapan, kamyon şoförü olan bizim mahallemizde bir komşulara kiraya vermişler. Ondan sonra babam askere giderken yine bunlar kısa süre kalmışlar. Evimizi bizim Rahime teyze gelmiş. Nenemle çok sanmış, Hatice nenemle Rahime Bucak teyze. Benim babamın annesiyle çok samimiymiş. Demiş ki Hakkı Bucak'a evlenecek.
evinize eğer verirseniz, uygun görürseniz evinizi biz şey yapalım. Annemler de hay hay demiş memnuniyetle. Yani eski dostluklar var çünkü akraba ilişkisi içerisinde komşuluklar. Rahime teyzeye tamam demişler ve Hakkı abi rahmetli bizim evde evlenmişler. Öyle bir şey de var. Onu da anekdot olarak belirteyim. Babam askerden geldikten sonra Hakkı abiler seve seve hemen evi kendilerine teslim etmişler. Çok iyi bir dostluklarımız vardı. Mehmet abiyi hiç unutmuyorum. Rahmetli Mehmet Bucak. Babamın yanına gelirdi. Belediye Başkanı Aziz Yılmaz Fethalıgil bazen izinli olurdu. Ve makamına gidip oturmazdı Mehmet abi. Mehmet Bucak rahmetli. Gidip reisin odasında, Hacı Yılmaz Fethalıgil'in odasında oturmazdı. Ben çok şahidim. Gelirdi babamın yanında başkatip odasında otururdu babamla. Tabii eski bir dostluklar da var. Onunla sohbet ederken ben hep görürdüm kendisini. Yani gidip o makamda oturmazdı. Öyle bir yapısı vardı Mehmet Bucak'ın. Tabii bizim damdan rahmetli Mehmet abiler, Mehmet Bucak'ların evine gidiyorsun. Damlar biliyorsun bizim damlar. Yani öyle onları da ben belirtmekte yarar görüyordum. Tabii bizim evimizin ortasında bahçe içerisinde bir havuz vardı. O havuzu da biz Diyarbakır'dan bir kamyon içerisinde getirdik. Bahçemiz çok güzeldi bizim. İki tane asmamız vardı. Bizdeki olan çiçekler Siverek'te hiçbir yerde yoktu. Anam çok severdi çiçekleri. Çiçekler onun ikinci çocuklarıydı yani. Biz dört kardeştik. İki kız, iki erkek. En küçük erkek kardeşimi kaybettik biz 2003 yılında. En küçük kardeşimi, erkek kardeşimi. Ondan evvel de yine bizden evvel 4 yaşında erkek kardeşimi kaybetmiş annemler. Çok yakışıklıymış. Nazardan diyor, nazar değdi dedi oğlum dedi. Nazardan çocuk öldü dedi. 4 yaşında bir erkek çocuğu. Yani biz o kardeşim de olmuş olsaydı o benim abim olacaktı. Ki düşünün. Biz dört kardeşiz. İki kız, iki erkek. Kız kardeşim birisi öğretmendi, birisi de Türk Telekom'dan emeklidir. Faruk, İşte biz üç kardeşiz şu anda. Evimizde dediğim gibi anam çiçekleri çok sevdiği için bazen gittiği yerlerde şıtır koparırdı, getirirdi. Ve ektiği hiç o şıtırları da tutardı. Hiç tutmayan çiçek yoktu. İstanbul'a gider, İstanbul'dan bakarsın çiçek getirir. Ankara'ya gider, Ankara'dan getir. Her yerden çiçek getirdi. Tabii biz... Sayın İpek Çoğulları, ben burada araya girmek istiyorum. Sizin evin tarihçesiyle ilgili elinizde bir bilgi var mı? Evin ilk sahipleri kimlerdi acaba? Şimdi tarihçeyle ilgili bir bilgi yok. Niye diyeceksin biliyor musun? Babam, dedemi kaybettiğinde, babam çok küçük yaştaymış. Dedem çok varlıklı, fakat malına, mülküne dahi sahip çıkamamışlar. Bağlar var, bir şeyler varmış. Hatta bizim bitişi evimizde Topal Nafa vardı. Kalaycı Topal Nafa amca vardı. Zemzem kürvederdik biz hanımına. Onlara da evi bir ucuz vermiş. 1.000 lira mı ne vermiş öyle. İki katlıdır o ev. Bizim hemen evin yan tarafındaydı. Yani bizim orada evin tarihi şeyini gerçekten ben de merak ediyorum ama yok. Yani bir belge de şey yapamadık evde. Ama evimizden altın çıkartmışlar, o kamyon şoförü olan şey vatandaş bizim evimizden altın çıkartmış. Hatta çıkan altınları söylememişler, sadece resimleri göstermişler annemlere. Askerden döndükten sonra o komşular. Ben Böyle orayı bir gezme şansı yakaladım, içini gezme şansı yakaladım. evet. Bir dernek binası olarak kullanılıyor günümüzde. Evet. Restorasyon yapılmış. Bir takım bölmeler açığa çıkarılmış. Bir takım kapalı pencereler tekrardan açılmış. Ama şunu söyleyeyim Raşan Bey. Restorasyon güzel yapılmamış. Öyle mi? Doğası bozulmuş. Evin doğası bozulmuş bakın. Bizim Öyle mi? zamanımızda siz o evi görseydiniz çiçek gibiydi. Yani arkadaşlar yanlış anlamasınlar bunu derken. Restorasyonu yapan insanlar iyi bir restorasyon yapamamışlar. Ben de yıllarca yine inşaatla uğraştım. Bilirim. Ama yanlış şeyler. Bizim zamanımızdaki o kapılar, şeyler yok. Pencereler yok. Dış kapı mesela, sokak kapısını ben şimdi resmini çizdim. Hatta kendilerine de Şerif Bey'e söyledim, dedim bunu Sivere'ye gelirsem size hatıra olarak bırakacağım dedim. Sivere'in eski bizim zamanımızdaki kapı
Teneke kapı, enikli kapıydı. Yeşil de değil, şey de değil. Yani o renklerde bir kapımız vardı. O şey zamanlarında ana kapıyı açardık. Diğer zamanlarda dışarı sokağa çıkarken küçük enikli kapıdan çıkardık. Yani böyle Şimdi bir şeyimiz vardı. Yazında taht kururduk biz damla. Taht kururduk, tahtta yatardık gecede. Etrafına tahtın stara çekerdik. Ve beyaz, bazen de beyaz şey çekerdik. Öyle damlarda uyurduk biz. Sayın İpekçioğulları, tabii o dönemin süreyini geniş geniş konuşacağız. Evet. Ama ben öncesinde biraz izleyicilerimizle tanısınlar, bilsinler diye rahmetli dedeniz Hacı Ömer'den biraz Evet. bahsetmek istiyorum. Çünkü Evet. zannedersin dedeniz Hacı Ömer Sen mahallesine ismini veriyor aynı zamanda. Tabii. Hem Dedemin cami, ismi hem yani camiye veriyor, hem de mahalleye veriyor. evet. Evet, camiye de mahalleye de babamın işte babası olur Hacı Ömer dedem. Mahallede Hacı Ömer şey ticaretle de uğraşırdı. Pardon, telefon geliyor, kusura bakmayın. Şey yapıyorum, kapatıyorum. Kendi ismini vermişler mahalleye o zaman. Bayağı bir tüccarmış yani şey dışarılara mal satarmış, ipek ticaretiyle uğraşırmış, şey yaparmış dedem. Küçük yaşta da kaybettiği için babam dedemi şey yapamamış yani. Bu Biz de bilmiyoruz geçmişteki şeyleri. İpekçioğulları soyadı oradan mı geliyor? İpek ticaretinden mi geliyor? Evet. Evet. Nenemin de Urfa'da Ali dayımın soy ismi Siverekliydi esasında. Oradan Siverekliydi esasında. Küçük dayım mahkeme kararıyla aran yapmış. Ben normal karşılamadım. Uygun da görmedim esasında. Yani durum böyle. Öyle bir şey de var yani. Peki, dedenize dair elinizde geniş bilgi var mı? Çünkü zannedersem geçmişte yaptığım bir sürekle ilgili araştırmada Hacı Ömer Camisi'nin yerinde geçmişte bir kiliseden bahsediliyor. Onu bilemiyorum işte Roşan Bey. Kilise, ben onu hatırlamıyorum. Kimse, babamlar da bir şey söylemedi bize. Çünkü İstanbul'da tanıştığım bir Süryani Ermenisi, daha doğrusu Süryanisi, dededen kalma bir kilise anahtarından bahsetmişti. Evet. İşte dedem kilisenin kapısına bir anahtar yapıyor. Yıllar sonra o anahtar bozuluyor. Tekrar ulaşıyorlar kendisine. Onda Evet. yedek anahtarı varmış. O yedek anahtarla kilisenin kapısını açıyor. Kilisenin Evet. yerini sorduğum zaman bugünkü Hacı Ömer Camisi'nin olduğu yerde orada muhtemelen demek ki dedeniz o kiliseden bozma yerde cami inşa ediyor. Evet, Ve olabilir. bu Siverek Ermenisi Thomas Arabian'ın yazdığı bir Siverek Ermenileri kitabında Evet. kitap 1971 yılında Ördün'de vefat eden Thomas Arabian'ın kızları tarafından basımı yapılıyor. Evet. Fransa'da ulaştık biz bu kitaba. Orada diyor Evet. ki Siverek Ermenisi taş ustası Ustayanis. Ustayani tabii. Evet. Usta İbrahim, evet. O diyor Surp Toros Kilisesi yağmalanınca 1915'te diyor kilisenin çan kulesini söktü diyor. O çan Evet. kulesinin taşlarıyla daha sonra 1933 yılında Hacı Ömer Camisi'nin Evet. önündeki Hacı Piyar Çeşmesi'ni o söktüğü çan kulesinin taşlarıyla inşa etti diyor. Doğrudur, olabilir. Olabilir. Olabilir Yani yani. o aslında Hacı Piyar Çeşmesi bir kilisenin çan kulesi aslında. Evet. Yani eskiden tabii bir takım şeyler bunlara ulaşamadık biz. Araştırma şeyim de fazla olamadı benim. Ama İstanbul'a gittiğimde bu konuda bir araştırma ben de yapmayı düşünüyorum geldiğimde eğer şey yaparsan. Sizinle bir temas kurup o konuları bir Tabii. detaylı bir şekilde şey yaparız. Sizin
Yaşadığınız mahalle hem Hacı Ömer Mahallesi aslında hem de Hasan Çelebi Mahallesi. İkisinin kesiştiği bir nokta mı? Bizim zamanımızda Hacı söyleyin ismine sadece Hacı Ömer Mahallesi olarak geçerdi. Hasan Hasan Çelebi olarak Çelebi. geçmiyordu. Hasan Hayır. Çelebi yok muydu? Hayır. Şimdi Hacı Ömer Mahallesi Kalpaklı Sokak olarak. Hacı Ömer Mahallesi Kalpaklı Sokak olarak. benim elimde Doktor İhsan Satış Hoca'nın yazdığı bir Siyerek Salnameleri kitabı var. 1835 yılında Osmanlı Evet. kayıtlarını inceliyor. Günümüz Türkçesine çeviriyor. 1835 yılında Siyerek'te 5 mahalleden bahsediyor. Sizin çocukluğunuzun geçtiği mahalle Gavur Mahallesi olarak geçiyor. Ne mahallesi olarak? Gavur Mahallesi. Gavur Mahallesi. Evet. Yani daha sonradan Hasan Çelebi'ye dönüşüyor o Gavur Mahallesi. Ama ben bildiğim bile orası bizim işte Hacı Ömer Mahallesi Kalpaklı Sokak olarak biliyoruz ve öyle de adres öyle geçiyordu bilmiyorum. Evet Sizin şey. söylediğiniz tarih 1952'den sonrası. Evet. Ama ben Olabilir ya. 1835 ve Evet. sonrasından bahsediyorum. Evet. Yani o dönem öyle geçiyor kayıtlarda. Tabii bunları konuşacağız. Sizin çocukluğunuzda Siverek'te sinema var mıydı? Var. Tiyatro var mıydı? Evet. Söyleyeyim onlardan. Bu tarz etkinlikler oluyor muydu? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel de etkinlikler. Şöyle, şimdi bizim zamanımızda iki tane sinemamız vardı. Yazlık sinemamız. Bir Emlomi Ahmet abin vardı. Ordu sineması. Bir de Ağaçkanların parkın içerisinde yazlık vardı sinema. Ve o sinemalara biz gece akşamları giderdik. Bayanlar da gelirdi. Localar vardı. Localarda evvelceden yer ayırtılırdı. Sinemalara giderdik. Çok güzeldi. Yani samimi bir şeyde, saygı içerisinde herkes gelir sinemaya. Çok tanınmış aileler vardı Roşan Bey ya. Çok tanınmış aileler vardı o zaman. Kışlık sinemalar da öyleydi. Kışlık sinemada şeyin içerisindeydi. Şeytan Küçesi'nin oradaydı. Emlomi Ahmet abinin. Daha sağ kendisi İstanbul'da biliyor. Belki görmüşsündür. Görüştüm, kendisiyle tanıştım ben. Evet. Evet. Yani sinemalarımız öyleydi. Bir tanesi de bizim şey tarafındaydı. Bu hükümet konağının o taraflardaydı. Kışlık sinema. Diğer sinema. Şehir sineması, ordu sineması, şehir sineması olarak geçiyordu. İki tane sinema vardı. Ve sinemanın afişlerine o Hürriyet Caddesi'nde atlı arabalar vardı. Atlı arabalarda üstünde Alo diye bir hemşerimiz vardı. Bağırarak yarış yaparlardı o Ordu sinemasının afişleri ayrı. Şehir sinemasının afişleri ayrı. Yarış yapardı o atlar. Yukarıya doğru Hürriyet Diyarbakır yoluna doğru. Bağırırlardı. Bu akşam işte sinemamızda bu film. Artistlerin isimleri falan böyle. Öyle bir güzel şeyler yaşıyorduk o zamanlar. Lezgin Parkı'nda biz otururduk arkadaşlarla. Geçerken tabii o sinema afişleri orada biz izlerdik, görürdük yani onları. Tiyatro pek şey yoktu. Biz sadece Siverek Lisesi'nde mezuniyet şeyinde bir oyun oynadık. Ben de o şeyde Kazım Ağa rolündeydim. O oyunda. Tam olarak o nereden alınmıştı, hangi kitaptan alınmıştı onu hatırlayamadık. Hatta bizim Ahmet Yelegen'e sordum. Dedim Ahmet sen hatırlıyor musun? Bir oyun oynamıştık. Hatta orkestramız vardı bizim. Müzik de sadece oyun değildi. Lise son sınıfta mesela onlarda kimler vardı? Bizim Esat Terk vardı. O bateri çalırdı. Kadri Düllüoğlu vardı. Kadri gitar çalırdı. Ses sanatçılarımız vardı. Mehmet Yancar vardı. Çok arkadaşlarımız vardı bizim. Güzel şeyler. Ha mezuniyet şeyimizde de ben sürpriz olarak şunu yapmıştım. Dedim ki hocalarımıza bir hediye vermek lazım. Bir kutu içerisine kuru soğan koyduk. Küçük bir şey kutuya. Onu birkaç böyle kutulara yerleştirdik. Büyük kutulara. Güzelce de ambalajını yaptık, şey yaptık. Hocamıza verdik tabii. Hocamız bunu önümüzde açmak istedi. Açtı.
Kutu içerisinde kutu, kutu içerisinde kutu. Ondan sonra soğan çıkınca gülmekten patladılar. Durum öyle yani. Evet. Öyle bir şey yaşamıştık o zaman. Sayın İpekçioğulları, tabii o dönemin Siverek'inde henüz Hürriyet Caddesi yeni açılmıştı. Hürriyet Caddesi'nin açıldığı dönemleri hatırlıyorsunuz, 1959'lu yıllar. Tabii. Devrim İlkokulu vardı. Biz ilkokulu Devrim İlkokulu'nda okuduk orada. Lezgin'in parkın O karşısındaydı. Ziraat Bankası Hürriyet şimdi Caddesi'nin orada. caddenin açıldığı dönemleri hatırlıyor musunuz? Caddenin açıldığı dönemi vallahi hayal meyal hatırlıyorum. Yani onu tam olarak şey yapamıyorum ama orada mesela çok tarihi bir kaymakamlık binası vardı Lezgin'in parkın üstünde. Taş bina o da. O da taş binaydı. Onun yıkıldığını gördüm, hayal kırıklığına uğradım, üzüldüm. Biliyorsunuzdur onu da. Biz yetiştiğimizde orası veteriner binasıydı, baytar binasıydı. İşte kaymakamlık binası olarak şey oldu orası. Evet. Hatta o binanın önünde psikiyatrim çoğu trafik polisidir. O emekli olmuştur şimdi. Mustafa orada bisikletlerini kordu, kiraya verirdi. Biz Hürriyet Caddesi'nde bazıların freni yoktu. Binerdik baş aşağı. Frensiz bisikletler ne şey yapar? Üç tekerlik bisikletler vardı. Bazen olmadan evvel Diyarbakır'a giderdik. O Diyarbakır'da surun etrafında Dilan sinemasının orada. O surun etrafında bisikletler vardı. Onlara binerdik. Yani daha bisiklet almadan evvel. Durum böyle yani. Yani Hürriyet Caddesi'nde öyle şeyler vardı. o tarihte bisiklete biniyordunuz. Tabii, biniyordum. Evde de vardı bizim. Yani ondan sonra baktık olmuyor. Bir tane ev aldık yani. Ya o zamanlar hani şimdi ya televizyon buzağı ya o zaman vardı her şey vardı. Ya. Diyarbakır'dan kamyonun üstünde kum kamyonun üstünde buzdolabı getirdik biz Diyarbakır'dan. O havuzu fiskiyeli havuzdu. Sürekli tertemiz o su akardı. Susuz hiç gün olmazdı o havuzun. Etrafında çiçekler fiskiyeli olsa öyle fışkırırdı. Herkes hayran kalırdı bizim o bahçeye. Öyle bir Peki, şey vardı. Sayın İpekçioğulları, evinize televizyon ve buzdolabı ilk hangi yıllarda girdi? Vallahi tarih olarak ama ilk şeylerden diyebilirim yani. Evet. Su mesela Peki. Karacadağ'dan babam Divan Belediye'den geldi bir gün dedi ki Karacadağ'dan su geliyor evlere su bağlanacak. Evet. Eskiden su yoktu. Hacı Piyarı. 1960'lı Evet. yıllar mı bu? Olabilir. Olabilir. Tam yılını hatırlamıyorum ama büyük bir müjde dedi babam geldiğinde belediyeden dedi. Karacadağ'dan su geliyor. Evlere bağlı diye şey yapmıştı o zaman. Evet. Peki sizin çocukluğunuzda Siverek'te panayır, leyli nerede kurulurdu? Ha, o bayramlarımız bizim harabada kurulurdu. Haraba derdik biz. Lezgin Parkı'nın arkası haraba olarak geçerdi bizim. Kütüphane vardı üst kısımda. Üst kısımda kütüphane vardı. Halk kütüphanesi. Yanında o kaymakamlık binası vardı. Taş bina. Lezgin Parkı vardı. Belediyede Süleyman amca vardı. Top atardı kalada. Hatta bir top atarken Ramazan'da kolunun bir tanesi kopmuştu. Bilmiyorum. Onları siz bilir misiniz, Duydum bilmez misiniz? ben. He, Duydum onların onu. evi de oradaydı. Karaban orada. Bayram orada kurulurdu. Orada tabii bayram çok güzel geçerdi. Leyliler, atlı karıncalar, efendime söyleyeyim, dönme dolaplar. O kadar canlı geçerdi ki yani tadına doyulmazdı. Biz o bayramın bitmesini istemezdik. Lezgin Parkı'nın oradaki o karın içerisindeki bayram yeri. Her türlü şeyler satılırdı orada. Vatandaş palızasından tut her şey geçerdi. Ha, bayramlarda bir de biz bir duvarın dibine böyle yarım ay şeklinde bir kuncukta şeyde çukur kazardık. Ceviz o cevizin içerisine bazen şey yapardık. Söyleyi ismini. Para da korduk. O çukurun içerisine atardık belli bir çizgiden. Tek dışarıya ceviz çıktı mı kaybederdik. Çift geldiğinde kazanırdık. O ceviz
oyunlarımız da meşhurdu tabii o zaman. Tabii Sesim bunun geliyor mu dışında bilmiyorum. Paşam Bey. başka oyunlarımız da vardı. Sokakta oynanan oyunlar, kolçu, taç, akçe. Ha onlar tabii onlar. Ya damdan dama atlamalar vardı. Mesela kolçu kaçakçı bizim dayı oğulları vardı. Fahri Yavuz, Mustafa Yavuz, annemin dayısı çocukları. Bizim çocukluğumuz hep birlikte geçerdi. Onlarla birlikte biz o kadar güzel zaman geçirirdik görecektin yani. Yaşar dayı hükümet konağında çalışırdı Yaşar dayımız. O da çok böyle hayvan meraklısıydı. Böyle karaba onun evin arkasında Yaşar dayımızın şey vardı. Böyle bir hayvanları şey yapmak için orada bakardık bir gün Yaşar dayı inek almış gelmiş. Topal inek. Ya dayı sen bu topal ineği ne yapacaksın? Ulan oğlum ulan eşeğin inekleri derdi. Siz ne anlarsınız? Bu ineğin sütünü sağım, ineğin parasını çıkartırdım derdi. Gülmekten patlardık. Yaşar dayı çok böyle çalışkan, hiç boş durmazdı. Evet. Peki Doğum sizin tarihlerimiz de hep bir olarak geçer çocukluğunuzda Roşan Bey. Siverek'te sosyal ve kültürel yaşam nasıldı? Valla kültürel, ben size şunu söyleyeyim Siverek'te, inanır mısınız? İstanbul'da ne kıyafet varsa, İstanbul'da bayanların giydiği kıyafetler ne varsa, Siverek'te de aynı kıyafetler vardı. Ayakkabılar yine aynı şekilde. Yani elbiseler, modern bir yaşam tarzı vardı. Fötr şapkalı bayramlara, eski bayram fotoğraflarına bakın. Fötr şapkalı insanlar çoktur Siverek'te. Babam hayatta kravatsız, takım elbisesiz sokağa çıkmazdı. Emekli oldu ve vefat edene kadar hep kravatlı ve takım elbiseyle dolaşırdı. Siverek'te ilkokulu nerede okudunuz? Okulunuzun yeri tam olarak neresiydi? O dönem okuduğunuz okula dair anılarınız, öğretmeninizin ismi, Siverek. hatırlayabildikleriniz, bizimle paylaşmak Evet, istediğiniz. hatırlıyorum. Devrim İlkokulu'nda okuduk biz. Devrim İlkokulu'nda okuduk. İlkokulu. Ses sanırım kesintiye uğruyor bazen. Hoşan Bey. Sizin İnternetiniz tam sesinizi olarak açık. alamıyorum. İnternetiniz tam olarak açık mı? Açık, açık. Wi-Fi'niz açık mı? Açık. O da açık. Sizin sesiniz Telefonun kendi bazen interneti, gelmiyor bana. telefonunuzun interneti de açık olsun, Wi-Fi de açık olsun. Hangisi Açık açık. güçlüyse onunla bağlantı olsun. Çünkü seste bazen kırılma oluyor. Bunun sebebi internet bazen iyi çekmiyor. Evet. Onunla Şu anda alakalıysa nasıl dışarıda geliyor? şu an Şu anda iyi, problem yok ama arada böyle arada hafif bir donma yapıyor ama ses geliyor. tamam. İkaz ederseniz ben tekrar şey yapabilirim. Devrim İlkokulu'nda biz okuduk. Devrim İlkokulu'nda. Evet. Devrim İlkokulu'nda okuduk. Ortaokulu da eski Siverek Ortaokulu'nda. Liseyi 69-70 şeyinde. Mehmet dayımız vardı. Annemin teyzesi oğlu. Mehmet Koç. Sonradan hakim oldu kendisi. Onu da Konya'da bir trafik kazasında kaybettik biz Mehmet Koç'u. Annemin Allah'ım geçmiş teyzesi olsun. oldu. Evet, Sabri dayı vardı. Mehmet Koç'un büyüğü. O da öğretmendi. Onun da o evde güvercinleri çok büyük güvercin beslerdi evinde. Hemen Devrim İlkokulu'nun altındaydı evleri. Zeliha ablamız vardı. O da Züro Dayzon'un şeyi kızıydı. Ekrem Uğurlu da bizim akrabamız. Celal Uğurlu, efendime söyleyeyim. Müzeyyen teyzemiz vardı Siverek'te. O çarşıya böyle giden ilk bayanlardandı. Yani mantosunu giyer Siverek'e çarşıya giderdi. Durum böyle. Hoşan O Bey. dönem, Ha, lisede zannedersem onu pardon. Pardon, lisede bizim Siverek Lisesi'nde öğretmenlerimiz Ayla Saraylar Hoca vardı. Fransızca hoca
hocası Sudiye Bilir vardı. Sudiye Bilir hoca Ekrem dayı bize getirdi, dedi ki yeğenim dedi anneme Sudiye'yi size bırakacağım dedi. Sizde kalacak. Tamam dayı dedi. Yani kalsın. Ve Sudiye hoca bizim evimizde tayin olana kadar kaldı. Ve evde hiçbir şekilde kendisi yemek yapmazdı. Bizden yemek yerdi. Kira mira hiçbir şey yok. Bazen yemekleri beğenmezdi. Ya derdi Bedri abla niye bu yemeği yaptın derdi Sudi Hoca. Öyle yani bir şeyimiz vardı. Yani güzel güzeldi. Hatta ben onları kaç yılındaydı İzmir'de bir toplantı yaptık. 69-70 mezunu lisede mezun olan arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi İzmir'de bir yemekli bir gece kalmalı. Hepsini İzmir'de topladım. Öyle o eski günlerimizi de yad etmiştik yani. Tabii sizin döneminizde Siverek Ortaokulu'nun bir katında Siverek Lisesi de faaliyet yürütüyordu. Siz Evet, o evet, evet. ortaokulun Orada içindeki Siverek Lisesi mezunusunuz. okuduk, oradan mezun olduk biz zaten. 69-70'te biz Siverek Lisesi'nde orada şey yaptık. Bizden sonra yeni bir binaya geçilmiş sanırım. Başka Evet, bir yerde okul. biz yeni binadan mezun olduk. Siz bizden önceki binadan mezunsunuz. Evet. Eski binadan biz mezunuz. Peki, çarşı nasıldı? Şeytan Küçesi nasıldı? Sandal nasıldı? Şeytan Küçesi o kadar güzeldi ki bizim zamanımızda. İnanır mısınız? Şeytan Küçesi'nde esnaflar, o dükkanlar böyle çok canlıydı. Esnaflar dediğiniz çok iyi esnaflar vardı. Saatçisinden tutun, Tahsin abi var, Tahsin Özkaya vardı. Tahsin abimiz rahmetli olmuş, o da en son gittiğimde baktım. Onun da dükkanı çok güzeldi. Yani dükkanın hepsi böyle dükkanların o kadayıf yapan dükkan, kebapçı en aşağıda Şeytan Küçesi'nin sonuna doğru. Orada kebapçı bir abimiz vardı. Çok güzel. Oradan biliyorsunuz Ali ayakkabı. Asioğlu. Ali Asioğlu. Evet. Her şey oldu. Evet. Çok eski. Ondan sonra kar satılırdı. Dondurmacı bir abimiz vardı. Kar satardı orada. Giderdik kar alırdık o zaman eskiden buzdolabının olmadığı çocukken. Kar alırdık. Karaceda'dan kar gelirdi. Peki abi, sizin evde köpek besliyor musunuz? Havlıyor, bayağı huysuzlaşmış herhalde. O var. Dışarıda bir tane var. Ufak bir tatlı köpeğimiz var. Bir saniye ben onu bir Şimdi, şey yapayım şöyle. tamam. Evet, değerli izleyicilerimiz, bugünkü canlı yayın konuğum Faruk Nafiz İpekçioğulları, kendisi deniz taşlarıyla resimler yapıyor, şiir yazıyor. Aynı zamanda bir aktivist. Bir dönemin Siverek'ini konuşuyoruz kendisiyle. Bu yayını izleyen değerli dostlar, yayını paylaşın lütfen. Çünkü daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak istiyoruz. Buyurun Faruk İpekçioğulları, söz sizde. Evet, işte nerede kalmıştık? Oğlum Mahallemizden bahsediyorduk, değil mi? Şeytan Küçesi, Ha, Çarşı, şeytan. Pazar, Karaboğazı, o dönemin Şeytan. Siverek'i. Evet, Şeytan Küçesi'nde bakın çok hoşuma giden bir şey daha vardı. Kitapçı Ramazan vardı orada. Hemen Şeytan Küçesi'nin ilk girişinde. Kitapçı Ramazan. Ramazan var ol. Ramazan var onun karşısında. Payamlı şey, biz bademli şeker deriz ya, payamlı şeker derdik biz o zaman. Taze bademli şeker yapardı bir hemşerimiz. Çok güzel, ağızda dağılırdı. Ramazan bayramında mutlaka Ramazan'da o şeyleri yapar satardı. Ve oradan kilo kilo alırdık. Onun haricinde yani Şeytan Küçesi güzeldi ya. Şimdi ben gittiğimde hayal kırıklığı yaşıyor. Biz o güzel günlerle yaşıyoruz daha hala. Sayın İpekçioğulları, sizin döneminizde Siverek'in sınırlarını böyle tarif etmeye kalkarsam, doğuda nereye kadar, batıda nereye kadar, yani o dönemin yapıları, şehrin ulaştığı son nokta, mesela şehrin çevresinde bağlar nasıldı, korunuşkan denilen gelenek sizin döneminizde var mıydı, Vardı. korunuşkana nerelerde gidilirdi? Çormuşkan'a bir söyleyeyim. Şimdi bizim zamanımızda Evanat vardı. Şirinkuyu vardı. Has bahçelerinden giderdik biz. Urfa yolunda. Bilir misiniz, hatırlar mısınız has bahçelerini? Çok yedim, çok yedim has bahçesinden. Evet.
Pikniğe biz Hacı Urfa yolunda Hacıkıdır'a giderdik çaya. Haçkılır çayına kamyonla giderdik oraya. Nasıl aileler toplanırdı. Kuş kanatlarına yemekler, memekler dolmalı, her sarmalar yapılırdı. Biz oraya hep birlikte. Yani her şeyimiz ortaktı bizim mahallede. O kadar samimi bir ortamda geçerdi ki komşularla mesela sokakta bulgur kaynatırlardı. Her birbirine yardım ederdi. Çalmaz sucuk mesela bağ zamanı orada sokakta kaynatırlardı bulamaç. Herkes o bulamacıca gelir yardım ederdi. Çocukken develeri, herkes devesini getirdi o tahta develeri, onlar batırırlardı o bulamaca. O öyle şeyler de vardı yani, güzel bir ortamda komşuluk ilişkileri öyleydi yani. Sizin bağınız var mıydı? Bağımız varmış ama dediğim gibi biz görmedik. Bağımız varmış ama biz görmedik. Dediğim gibi babam küçük yaştaş olduğu için nerede ne var hiç sahip çıkamamış. Bağış hatırlıyor musunuz? Mavişe evet. Bağış, bağış. Bavuş evet. Akardı. Derenin kenarına insanlar pikniğe giderdi. Çul yıkamaya giderlerdi. Esvap İşte yıkanırdı orada. onu diyorum. Biz Eyvanat'ta mesela ben geçen bir gittiğimde Sivere'ye bizim orada Remzi Miran var. Hürriyet Caddesi'nde ekmek fırını var. Remzi bizim çocukluk arkadaşımız. Remzi dedim beni bir gün Eyvanat'a götür hele ya bir göreyim bakayım Eyvanat'ı. O da ekmek dağıtıyordu o sırada. Arabaya bindik dedi aha Eyvanat burası. Hadi git dedim benimle dalga geçiyorsun galiba. Ya dedim valla burası Eyvanat işte. Ya dedim her taraf bina kardeş. Yani biz o Eyvanat'ta bağların arasından giderdik. Bağlar vardı. Her taraf bağdı. Gerçekten sabahları o serinde bağa gider gelirdik biz. Çok güzeldi o zamanlar. O incirler, o paşa armutları vardı. Yani çok güzeldi. Bilmiyorum. Yani Peki, körmüşken bu Korumuşkan için sadece Haçlıkıdır'a mı gidilirdi yoksa şehrin dört bir tarafında dört kutlanan bir şey miydi bu? yok yok her tarafa giderdik biz. Bir tek Haçkıdır'a değil. Şirinkuyu'ya giderdik. Eyvanat'ta dediğim gibi giderdik. Yani piknik yerlerimiz bizim kas bahçelerine giderdik. Necla Uğurlu ablamız da o da bilir. O da şu anda görüyorum onu da. İzliyor bizi. Yani güzel şeylerimiz vardı. Güzel şeylerimiz vardı. Peki, elektrikle erken yaşta tanıştınız Siverek'te. Evet. Suyla da tanıştınız. Çocukluğunuzda küçelerde piyarlar var mıydı, çeşmeler? Piyarlar bizim şeyimizde vardı. Vardı. Dediğim gibi ama evvelce anam şey yapar. Oğlum der su gelmeden evvel biz Hacı Piyar'a giderdik. Çamaşır orada yıkardık ya derdi. Hacı Piyar'da. Hacıpiyar'da sizin çocukluğunuzda orada bir alaydan bahsetmiştiniz. Ha o alay şeydeydi. Hemen Saratoglu var. Lisenin üstünde eski Siverek Lisesi'nin yukarı kısmında orada böyle tek gözlü odalar vardı. Benim hatırladığım hatta bizim çok samimi olduğumuz bir abimiz de oraya tayini çıkmıştı. Onlara da babamlar yardımcı olmuşlardı. Atların iaşelerini bile şey yapan defterler ben gördüm. Atlara iaşeler, her atın ismi vardı, şeyi vardı. Onların iaşe şeyleri de oralardan şey yapılırdı. Gördüm ben yani atlı şeyleri de gördüm orada. Siverek'te bir süvari alayı mı vardı acaba o tarihte? Evet. Evet ben öyle şey yapıyorum. Süvari alayı vardı. Tabii çocukken pek fazla konulara vakıf olamıyorduk biz orada. Tabii. Bir de sizin çocukluğunuzda şehri ortadan ikiye bölen bir dere var. Esmerçayır Deresi. Aslında bir yerde Siverek'in kaderini de belirliyor. Ordulu ve şehirli diye bir ayrım, bir Onu tanımlama getiriyor şehre. söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Şimdi Ordu Mahallesi yani biz arkadaşlar arasında kesinlikle bakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela bizim Ahmet Yelegen Ordu Mahallesi'ndendi. Bilmiyorum. Ahmet'e bazen takılırdık. Hatta bir gün grup olarak gittik İzmir'den. Kalan üstüne çıktık biz. Kalan üstünde Ahmet dedim hele gel buraya. Ben de çekim yapıyorum.
görüyorum böyle. Herkes Handan da yanında eş, hanımı Handan Alkas. Alkasların kızı. O da bankada çalışıyor. Handan bak dedim Ahmet sen dedim Handan'la evlendin. Sen oradaydın şimdi Handan'la evlenince senin tayinin şehire çıktı dedim. Sen de şehirli oldun Keko. Bak sen artık ordunla değilsin. Ama çok samimiydik yani öyle bir ayrım yoktu Roşan Bey. Ordu Mahallesi şeymiş. Biz Rezgon Parkı'nda oturduk. Ordu Mahallesi'nden de her taraftan arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. Öyle bir ayrım kesinlikle yaşamadık. Ne mahallemizde ne arkadaşlarımızda, Ordu Mahallesi'nde oturan arkadaşlarımızda. Tamam biz şehirde oturuyorduk. Onlar kalenin arkasında oturuyorlardı. Ama kesinlikle bakın kesinlikle öyle bir ötekileştirme, ayrıştırma şeyimiz yoktu bizim şeyimizde. Öyle. Sayın İpekçioğlu, arkamdaki tabloya dikkatli bir bakın. Bakıyorum. Orası bizim Ekrem Uğurlu dayımızın eczanesinin olduğu yer. Doğru mu? Bu resim. Evet. 1899 yılında Alman Oppenheim isimli bir arkeolog Ceylanpınar'a bir kazı araştırması için geliyor. Evet. O tabii ki bölgede geziler yapıyor, Süveyre'ye de geliyor. Evet. Süveyre'ye geliyor, 300'ün üzerinde Süveyre fotoğraflarını çekiyor. Evet. Bu Oppenheim'in çektiği Süveyre Şehir Kulübü. Evet. Süveyre Şehir Kulübü yani yeni meydandaki havuz. Neredeki? Yeni meydan. O şeydeki değil mi? Bizim Ekrem Uğurlu'nun eczanesinin oradaki. Havuz, o meydandaki havuz. Şimdi cambazlar oturuyor, kahveler var. Evet, evet orası. Havuzdan su taşıyan çıraklar bunlar. Bunlar da şehir kulübünde oturan Siverekli, yerli ya da köylüler. Evet. Çok önemli bir resim senin dönemini biraz anımsatıyor. tabii. Onu diyorum yani. Peki, dönemini konuşuyoruz. Döneminin Süveyre'ni konuşuyoruz. Çocukluk arkadaşlarınla unutamadığın anıların var mı? Gece sokakta oynarken, okula giderken, yani yıllar sonra geriye dönüp baktığın zaman... O kadar güzel şeyler, eskiden oyuncaklar yoktur Hasan Bey. Eskiden oyuncaklar biz kendimiz icat ederdik. Mesela lahtkoza oynardık biz sokakta, küçelerimizde lahtkoza. Bilir misin, oynadın mı? Çubuk oynardık. Çelik çubuk oynardık. Papel oynardık. Papel o sigaraların şeylerine, söyleyin ismini, kapak şeylerine değerleri vardı onları. Hepsini böyle deste şeklinde yapar bir yuvarlak çizgi. Ortayla yassı bir taşla böyle atardık, oynardık. Ceviz, kortik oynardık diyorum ya. Duvarın dibine bir çukur kazardık. Uzak bir mesafeden Ahmet Saracoğlu, rahmetli oldu. Onunla biz çok ceviz şeyini oynadık. İçine 5 kuruş ya 100 para koyduk bazen. Yani öyle güzel günlerimiz geçmişti. Onun haricinde tabii oyunlar damdan dama atlarlardı. Efendime söyleyeyim. Gülle düğme oynardık. Gülle düğme düğmeleri, paraları böyle 100 paraları şey çamur yapar böyle çamur içerisine gömerdik. Gülle ile oynardık, şey yapardık. Şeyde karavan içerisinde. Peki hatta telden arabalar yapardık. Yani kendimiz oyuncaklar kendimiz yaratıyorduk, üretiyorduk. Sizde deleme oyunu var mıydı, deleme? Tabii canım, deleme olmaz mı? Deleme de oynardık tabii. Atardık. Peki, avucumuza alırdık böyle. Ondan sonra el ihtiyarı, el ihtiyarı. Evet. Şimdi konuyu açıyor. Bayramlarda, Arefe günlerinde, milli bayramlar ve dini bayramlarda ya da yılbaşlarında Seresale dediğimiz Seresale Mürekmali dedi. Evet, yılbaşlarında gece çıkarlardı. Gelirlerdi, her kapının önünde oynarlardı. Erkekler bayan şeyi giyerlerdi. Çarşaf marşap örterlerdi. Öyle oynarlardı. Yani güzel bir şey geçerdi o akşamlar. Mahallede
Eskiden düğünler olurdu. Avlulu evlerde Evet. düğünler olurdu. Evet. Toy derlerdi sizin döneminizde, değil mi? Toy. Tabii. Mesela bir düğün ben hatırlarım. Bizim Asiye ablaların, Asiye Kadir Aga, Aliyelerin evinde, Aliyeler de İstanbul'dalar. Onların evinde bir düğün olmuştu hatırlıyorum. Deli Aliler gelmişti. Orada müzik onlara aitti. Çalgılar şeyler, Deli Aliler şey yapardı onu. Yani şey olarak öyle geçiyordu isim bilmiyoruz. Biz çocukken öyle şey yaparlardı. Bir şey çekilirdi bayanlarla erkekler arasında. Çarşaf şey yapılırdı. Haremlik selamlık mıydı? Öyleydi ya. Öyleydi. Ya. Ama bak ne diyorum. Çok güzel kıyafetleri görsen bayanların modern kıyafetler. Ama o zamanlar işte demek ki öyleydi ya. Öyleydi. O toylarda hatırlıyorum. Damdan giderse izlerdik biz. Böyle bazı toylarda dörtlüye benzeyen bir takım Kürtçe heval diyorlar, heval ya da deyiş ya da ne diyebiliriz onlara, deyişler mi diyelim. Bir Evet. dörtlük okunur, müzik durur ya da davul durur, dörtlük okunur. Sonra dörtlük durur, tekrar enstrüman ya da davul devreye girer. Böyle bir sürek düğüne denk gelmiştim Gülabi Mahallesi'nde. Fırıncı Mirhan Usta'nın oralarda bir evde, tarihi bir Ermeni eviydi. Büyük avlusu olan, Evet. avlusunda kuyusu olan bir evdi. Hatta hatırlıyorum, köşkünde haçancıkların yuvası vardı. Böyle Evet. seyirlik oyunlar oynanırdı. Gerçekten çok yetenekli, Siverek folklorunu hakim olan yaşlılarımız çıkar, hünerlerini sergilerlerdi. Evet. Mahalli oyunlar çok renkli geçerdi toylarda, düğünlerde. Tabii. Düğünler birkaç gün sürerdi. Aynı şekilde yaslar da komşular özellikle cenaze olan evlere aşırı derecede saygı gösterir, hürmet eder. Günlerce televizyon açılmaz. Evet. Müziğin sesi kısılır falan. Yani acı toplumsal bir acıya dönüşür, acı paylaşılır. Bu anlamda Siverek gerçekten kadim bir kültür. Farklı halkların, farklı dillerin bir arada yaşadığı Tabii. bir hoşgörü, bir hoşgörü şehri Evet. Siverek. Evet. Muhtemelen sizin döneminizde de merkezde yaşayan farklı inançlara mensup Siverekliler vardı. Siverek'in Süryanileri, Siverek'in Beşincileri, Siverek'in Ermenileri, Siverek'in Yahudi, Cuhi dediğimiz Siverekliler. Bunlar özellikle İngiliz seyyahların, Rus seyyahların anlatımlarında 1850 ve 1900'lü yıllarda Siverek'le ilgili yapılan çalışmalarda Siverek merkez nüfusunun yaklaşık üçte birinin gayrimüslimlerden oluştuğunu, Siverek'in Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Antakya gibi, Urfa gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kadim toplulukların bir arada yaşadığı bir hoşgörü şehrinden bahsediyorlar. Tabii siz 60'lı 70'li yılların canlı tanrısınız. Dönemin siyasi hareketlerine, dönemin aydınlanma süreçlerine de tanıklık ettiniz. Aileniz bu anlamda Siverek'te birçok ilke imza atmış bir aile. Tam yeri gelmişken rahmetli anneniz Ondülyeci Bedriye'den bahsetmenizi istiyorum. Ondülyeci Bedriye kimdir? Ne yapmıştır? Her genç kızın anılarında mutlaka yeri olan bir Siverekli Evet. sima ve böyle bir Siverekli'nin evladısınız. Bize annenizi, o süreci anlatabilir misiniz? Çünkü annenizin son dönemlerine de tanıklık ettiniz. Evet. Bütün yaşamı boyunca kendisine eşlik ettiniz. Dolayısıyla annenizin bolca anıları var sizde. Var, tabii. Bizi izleyen Siverek Kültür Platformu izleyicilerine Ondülyeci Bedriye'den, Ondülye kelimesi nereden geliyor?
Süreyk'in ilk işletmecisi, Evet. ilk bayan kontörü, bize annenizden bahsedin. Şimdi annem 1950'li yıllardan itibaren bayan kuaförü olarak kendisi karar veriyor. Diyor ki ben kuaförlük yapacağım Siverek'te. Yani bir yerde modern yaşama katkı vermek için 1950'li yıllarda Siverek'te ilçemizde iş kadını oluyor. Yani kendi parasını, kendi harçlığını, kendi şeyini çıkartmak için ki bir ihtiyacı olmamasına rağmen. O tarihte 14 derece dediğimiz işte bu nasıl oluyor? 14 derece bu saçlara tatbik edilen bunları kilisten biz giderdik. Çocukken de hatırlarım. Malzemeleri kilisten gidip alıp gelirdik. O ondüle malzemelerini. Ağır bir maşalar vardı. Bu maşalar alüminyumdu. İçine kimyasal bazı şeyler tatbik edilirdi. Kağıt, alüminyum, yine plakalar. Bu maşalar mangal üstünde. Mangalın üstünde ısıtılırdı. Saçları o ilaçlı şeyler tatbik edilerek saçları sarıp oralar tatbik edilir ve belli bir süre kaldıktan sonra çıkartılırdı. Lüle lüle saçlar olur. Ondüle dediğimiz şey oradan geliyor. Ha, Evet. ondan sonra ondüle olayı bitti. Perma'ya geçildi. Perma şey olunca İstanbul'dan şeyler gel, mümessiller gelirdi. İstanbul yani İstanbul'da saç modelleri neyse, İstanbul'da o mecmualar ne varsa, saç kurutma makineleri, başları içine geçen o orijinal saç kurutma makineleri hepsi bizde her şey vardı. Yani İstanbul'da hangi saç modeli uygulanıyorsa bizim Siverek'te de aynı saç modellerini annemler uygulardı. Teyzem vardı rahmetli oldu. O da birlikte çalışırlardı Siverek'te. Çocukken annem almış yanına dedem vefat ettikten sonra Nadire teyzemle birlikte çalışırlardı. Yani tabii Siverek'in 7'den 70'ine herkesi tanırdı anam. Çünkü Siverek büyük bir ilçemizdi yani çevrede en büyük ilçemiz Siverek'ti. Annem dediğim gibi ileri görüşlü, sosyal yaşamı seven, gezmeyi seven, yeniliğe açık yani öyle şey değildi. Dostlukları, komşuluk ilişkilerini, arkadaş çok büyük bir arkadaş kitlesi vardı. Siverek'te 7'den 70'e herkesin lakabını bilirdi. Telefon rehberi var halen yanımda durur. Orada Siverek'teki tüm sülale şeyler var. Her türlü sülalenin telefon numarası. Gülpınarlardan tutun. Bucakların Mehmet abinin hanımının telefonuna kadar rahmetli Mehmet Bucak'ın telefonuna kadar efendime söyleyeyim. Ağaçkanların telefonu herkesin telefonu var. Herkesin. Yani aklınıza kim gelirse herkesin telefonu var. Sürekli de telefonla arardı. Ankara'ya mesela geldi anam. Şeyden 1973'te bıraktılar. Babam da emekli oldu zaten o tarihte. Ya İzmir'de, Ankara'da tüm Siverekli aile dostlarını herkesi arar bulurdu. Günler tertip ederdi. Bir gün İzmir'e Ankara'dan sonra dükkan vardı bizim Ankara'da inşaat malzemesi dükkanı. Orayı kapattıktan sonra İzmir'e getirdim benim yanıma. Çünkü yoruldu artık babam dedim ki yeter artık. Geldiğinde anamlara bir ev aldım Karşıyaka'da. Şimdi bir gün gittim eve dedi ki oğlum dedi benim canım sıkılıyor. Niye dedim hayırdır? Oğlum dedi burada ne komşuluk ilişkisi var ne bir şey. E anacığım sen dedim ne yapacağını bilirsin dedim. Hakikaten de bir gün yine gittim. Asmanın altına tüm apartmandaki sakinleri toplamış. Orada bir de yumurtalı çiğ köfte yapmış onlara. Turşular, murşular. Hepsiyle bir güzel oturmuşlar. Ondan sonra inanır mısınız? Şeyin apartmanın anası oldu bana. Herkes çok yani vefat ettiğinde hepsi de hüngür hüngür ağladılar. Bedriye ablamız gitti dediler. Allah rahmet eylesin. Evet, yazlıkta pilot arkadaşlar vardı bizim. Pilotlarla da öyle aynı şekilde. Hepsiyle herkesle dostu ya hanım. Fakirinden tut zengini herkesle güzel bir şey içerisinde. İçinde kötülük yoktu yani. Hep böyle dostlukları seven bir yapıya sahipti. E biz de öyle yetiştik. Yani onlardan ne gördüysek aynı şeyleri de biz şimdi sürdürüyoruz yani onların şeyini. Öyle. Hoşçakalın. Ha babamın. Peki rahmetli babanız Mehmet Sinan İpekçioğulları hakkında bizlere neler söylemek istersiniz?
Babam şimdi askerden geliyor. Şimdi iş yok, hiç yok. Anam söylüyor. Diyor ki oğlum diyor, baban diyor askerden geldi, inanır mısın diyor. Para, kağıt parayla sigarasını yakardı diyor. Ki ondan sonra ben sigara içtiğini hiç görmedim. O belli bir şey, askerden geldikten sonra demek ki sigara içmiş babam. Ki bizde kimse sigara içmez. Anam dedi ki oğlum dedi, baktım baban iş yok, şey yok. Bir gün Hacı Yılmaz Fetal'ı görüyor, reisi görüyor. Ya diyor, Yılmaz Bey diyor, bu Sinan askerden geldi. Belediyede bir çağır, bir iş verin dedi buna ya. Hacı Yılmaz Fetal'ı geldi, diyor ki reis bey, Bedriye Hanım diyor, Sinan Bey yarın gelsin, hemen belediyede gelsin işe. Babam gidiyor ve ilk işe başladığı yerde, o eski belediye binasının içerisinde hal var. Halin içerisinde kantarda işe başlıyor. Babam matematiği çok iyiydi. Bir ara muhasebe, belediyede muhasebe şeyine bakmış. Eskiden bu siyah kollara takılan şeyler vardı, memurlar. Ondan sonra yazı işlerine geçti, almış reis. Çünkü babam gerçekten belediyenin tüm mevzuatlarına hakimdi. Teftişleri, sicilleri, hepsini babam şey yapardı orada, belediyede. Reis ona hep işler şey yapardı. Yazı işleri müdürü de olunca, başkatip olunca, tüm yük onun elinde. Hiç daktilonun başından kalktığını görmezdim babam. Aynı zamanda bir de nikah memurluğu yaptı. Nikah memurluğunda da akşamları bazen bakardım, babam müstahdem geldi, belediyeden kitap koltuğun altında. Baba nereye? Oğlum nikah kıymaya. Yahu dedim, mesai bitmiş akşam. Oğlum dedi, bizim Siverek biliyorsun dedi, hiç kimseyi biz kıramayız dedi. Gelen var, gelemeyen var. Giderdi akşamlar bile nikah kıyardı ya Raşan Bey. Öyle bir şeydi. Hiç kimseyi kırmazdı. Öyle bir şey işte. Öyle. Ne yapacaksın? Siverek'le bağınız halen devam ediyor mu? Siverek'e gidip geliyor musunuz? En son ne zaman gittiniz? Sivere'ye ben çok geldim gittim. Gruplar götürdüm. Takoran Vadisi'ne gittik biz. Takoran Vadisi'nde orada hatta neydi ismi ya şeyin, bizim bir muhtar, ki onun ismini ben şey yapmıştım. Gittiğimizde mutlaka şey yapıyor, bizim de ilgileniyordu. Muhtar sağ olsun. Hatta ben reis beye telefon açtım. Belediye başkanı dedim ki böyle böyle, ben dedim Sinan İpekçioğlu'nun oğluyum dedim. İzmir'den bak grup getiriyorum. Hem Siverek'te otelde kalacağız, hem Şeytan Küçesi'nden tutun evimize kadar her tarafı gezdireceğiz. Mümkünse dedim Takoran Vadisi'nde belediyenin o teknesi var, onu bize veririz. Memnuniyetle dedi. Gittik belediye, hakikaten de hemen kaptanı çağırdı. Bizimle ilgilendiri, misafirlerimize gerekli ikramları falan yaptılar. Ondan sonra biz havaalanına geliyorduk Urfa'ya. Havaalanından bir araba kiralıyorduk. Arkadaşlarla öyle geziyorduk. Siverek, ilk önce Siverek. Hedef Siverek. Ondan sonra işte Diyarbakır, Mardin, efendime söyleyeyim. Ama Takoran Vadisi çok güzel. Tekneye işte gittik, çiğ köftemiz, mi köftemiz, her şeyimizi de birlikte Kalaboğazı'na yoğurdumuzu aldık. O kasap pazarından peynirlerimizi, her şeyimizi oradan alıp tekneye gittik. Teknede de çok güzel bir vakit geçirdik. Arkadaşlar da çok mutlu oldular. İki defa götürdüm Takoran Vadisi'ni arkadaşlar. İki grup götürdüm orada. Yani Siverek'ten ilişkimizi kesmedik. Akrabalarımız var tabii. Siverek'te hepimiz bir tarafa şey yaptık. Mesela bizim teyzesi, çocukları var. Birisi şeyde Amerika'da, Sema kızımız. Efendime söyleyeyim, Emine var İzmit'te. Dayı oğulları şeyde Antalya'dalar. Onlar. Çocukluğumuz hep bir arada geçti. Efendime söyleyeyim, Urfa Cesur bizim amcaların. Urfa Cesur ve Necdet İpekçioğlu. Onlar da bizim amca çocuklarıdır. Efendime söyleyeyim, Necdet İpekçioğlu. Orada yani akrabalarımız var. İlişkimiz, ben gidip geliyorum. Özlediğim zaman geliyorum yani. Kebap yemeğe orada. Efendime söyleyeyim, küçelerini dolaşmaya geliyorum. Orada şey yapıyorum. Roşan Bey. Peki çocukluğunuzun geçtiği geçmişte hafızanızda iz bırakmış bu coğrafyaya yıllar sonra da olsa gidip orada yaşama, oraya yerleşme, ömrünüzün geri kalan kısmını kendi coğrafyanızda yaşama gibi bir
Arzunuz var mı? Valla özlüyorum ama gittiğimde kimseyi göremiyorum Hoşan Bey. Yani bizim dönemimizde o samimi ortamı, ya bir gün biz Dayıoğlu'yla yine gittik, Fahri'yle gittik, Siverek'teyiz, yağmur yağıyor, zıpık yağıyor. Bir Lezgon Parkı'nın orada hemen bir ev var, böyle daldası vardı, oraya sığındık, yağmur yağmasın dedik, ıslanmayalım. Birisi geldi bize, yanaştı, dedi ki, abi siz dedi nerelisiniz? Dedim Keko ben nereliyim diye soruyor. Sen bak dedim, karşıda bir ev var, görürsen orayı dedim. Evde gözüküyor bizim o Lezgon Parkı'nı, yıkmışlar oraları, aradaki şeyleri. O ev kimindi biliyor musun dedim. Vallahi dedi bilmiyorum abi. Dedim Mehmet Sinan İpekçioğulları vardı. Belediyede başkan. Vah abi dedi, o benim nikahımı kıydı. Dedim işte ben onun oğluyam. Ben dedim onun oğluyam. Bak dedim şimdi Siverekli gelmiş Siverekli'ye dedi ki sen nerelisin dedim. Oldu mu şimdi? Ya kusura bakma dedi abi diyor. Öyle bir de şey yaşamıştık yani. Siverek'te. Siverekli Arıyam. Hem Ya. Aynen öyle yani. O şeyi hiç unutamıyorum. Gülmekten patlamıştım orada bizim Fahri ile birlikte. Arıyam. Tabii sizin aynı zamanda şiir yazdığınızı biliyorum. Evet, şiirlerimizi ben hepsini bir kitapta, Siverek'le ilgili bir kitap yazmayı düşünüyorum. Gerçekten bayağı geniş bir kitap olacak. İçinde de şiirlerimi toplamayı düşünüyorum. Bakalım, geçen konuşmuştuk. Eğer şey olursa o kitabı yazmayı düşünüyorum yani. Ben Yani toplayacağım bir notlarımı çıkartıp ondan sonra. Evet. hem anılarınızı hem notlarınızı hem şiirlerinizi yazmanız güzel olacak. Çünkü bir dönemin tanıklığını yaptınız. Evet. Süre Kültür Platformu izleyicilerine hangi şiirinizi okumak istersiniz? Okuyayım ben. Yalnız bir konuyu hemen söylemekte yine bunu söylemeden edemeyeceğim. Bizim şimdi kültür dernek var. Bizim evde arkadaşlar sağ olsunlar. Güzel bir faaliyet. Çabalarından ötürü onları da kutluyorum. Yalnız yapılan toplantıları izliyorum. Yapılan toplantılarda Ahde Vefa deriz yani. Orada çok eski bir şeye sahip. Oradan Siverek'in 70'ine tüm bayanlar hepsi gelin başlarını yapmışlar. Orada anılar var, şeyler var. Ben beklerdim ki orada o arkadaşlarımızın, Şerif Beylerin, Şerif İldoğan'ın orada anamın babamın oraya bir plaket şeklinde burası eskiden Ondeleci Bedriye'nin eviydi diye bir plaket yazıp bir hatırlanma bazında mesela İzmir'de Karşıyaka'da biz belediyemiz tanınmış insanların böyle isimlerini eski oturdukları evlerin dış kapısına yapar, pirinçten bir şeye levha üstüne yazar bırakırlar. Bence Bu bir eksiklik. bu önerinizi şöyle yapalım. Siz deniz taşlarıyla resimler yapıyorsunuz. Evet. Bence bu bir öneri olsun. Siz annenizin ve babanızın isimlerinin olduğu böyle bir eseri yapıp Siyorek Liseler Derneği'ne gönderirseniz onlar seve seve onu en uygun yere asarlar. Bir. İkincisi, bir de annenizin ve babanızın fotoğrafının altına onlara dair bilginin olduğu bir görseli mutlaka oraya hediye gönderin. En Hazırlayıp azından götüreceğim zaten. Bizzat götürüp teslim edeceğim, vereceğim. Vereceğim çok onları. çok iyi olur çünkü o arkadaşlar da iyi niyetli bir çalışma yürütüyorlar. Evet. Eminim ki akıllarına gelmemiştir. Yok yok. Ben kötü niyetli olduklarını söylemiyorum. Ama yani bunu yapmalarını beklerdim ben diyorum. Bunu şimdi söylemiş olduk. Onlar da programımızı izlerlerse onlara da bir fikir verir. Belki bundan sonraki basın açıklamalarında söylerler. Çünkü söylemeleri lazım. Doğrusu bu. Evet. O görselleri, o bahsettiğimiz hazırlığı yapıp bizzat götürseniz muhtemelen onlar gerekli yerlere onları asacaklardır. Bunu söylemeniz iyi oldu. Evet. Şiirinizi hazırsa şiirinizi alabiliriz. İki tane şiirimi ben o zaman şey yapayım. Diğer bayağı bir şiirlerim var fakat onları elimin şeyinde bulamadım. Onların hepsini arşivlemiştim nerede olduğunu. Şimdi bugün de Marmaris'ten gelince şey yapamadım. Yorgun argın vallahi bulamadım yani. Küçelerim diye bir şiirim var. Onu okuyayım ben öncelikle. Buyurun. Ah benim küçelerim, gençliğimi verdiğim, damlarını logladığım,
Damda tahtında yattığım süvereyim. Küçe çıkmazlarım, damlarından su akan çortanlarım. Küçelerinde bulgur kaynayan kazanlarım. Kuncukta duran boynu bükük evlerim. Dar küçelerinde çelik çubuk oynadığım, damlarına, eyvanlarına, zerzemine doyamadığım. Gittiğimde küçelerinde nerelisin diye sorulduğum, çileli memleketim Sivereyim. Eyvanatı kaybolmuş, şirin kuyu, kas bahçeleri unutulmuş, esmer çayı, Hacı Kıdır çayı bitmiş, Sivereyim. Bizsiz boynu bükülmüş. Bir tanesi bu. 2017 yılında bunu şey yaptım. Diğeri de neden diye şey yaptım. Taşı kara, toprağı kara, bahtı kara. Neden il yapmıyorlarsa, şanssızlık mı, kader mi, kör olası? Ne yapmalı? Kalaya çıkıp top mu atalım? Sesimizi, derdimizi duyuralım. Bizi duyan yok mu anlayalım? İllaki dert mi yanalım? Susalım, ağlayalım. Bekliyorsak eğer, beyim, saygısındandır Sivereyn, anlatalım. Bu da 2017 yılında şey yapmıştım, yazmıştım. Var bayağı Sivereyn. Sağlık, gerçekten şiirleriniz Sivereyn kokuyor. Mutlaka yazmaya devam edin. Evet. Bu tarz şiirlere gerçekten ihtiyaç var. Tıpkı sizin gibi memleketinden uzakta, hasta yatağında bir Sivereyn şiiri yazan Ali Fuat Fırat'ımız vardı. Belki ismen hatırlarsınız, belki gördünüz, bilmiyorum. Evet. Şimdi bizim annemlerle ilgili de, ailemizle ilgili de bizim mesela hemşehrimiz Tanca Çepik Gültekin var. Tanca Hanım'ı bilir misiniz? Tanca Hanım da Süveyda kitabı var. Bizim onda, platformun yazarıdır. Süveyda 1, Süveyda 2 ve Neval kitaplarını okumuşum, biliyorum. Evet. Tanca Hanım orada da bahsediyor annemlerden, babamlardan. Bir de Hüseyin Tekel Bey var. Onun kitabını okudum. Emekli binbaşı. Evet. O da Yaşanmış Gerçekler Unutulmaz Anılar kitabı var. Onda da Hüseyin Bey, o da annemlerden, babamdan bahseder. Fotoğraflarını falan da koymuştu, sağ olsun. Tabii yani eskilerden kimler kalıyor? Bizler Siverek şeylerini dile getirmeyince olmuyor. Bizler dile getireceğiz ki bilmeyenler, duymayanlar, eskiyi yaşamayanlar az da olsa bunları bilebilsinler diye. Biz Siverek'te Roşan Bey, Hürriyet Caddesi'nde yürürken yürüyüşümüze dikkat ederdik. İnanır mısınız? Yürüyüşümüze dikkat ederdik. Aman kimse bize işte şunun çocuğu böyle yürüyor, böyle yapıyor, böyle ediyor demesin diye. Biz yürüyüşümüze dikkat ederdik. Saygı, sevgi sonsuzdu yani o arkadaşlarımız arasında. Öyle bir şey yaşadık. Mesela biz Lezgon'a geldik, otururduk. Bazen Nezgi amca gelirdi, bizi kovardı orada. Ne oğlum yeter lan, kalkın gidin derdi evinize lan. Ama burayı satın aldınız diyordu. bazen onu da şey yapardık yani. Bir gün de bizim Sait Özkürkçü var. Sait'i, o da İstanbul'da. Biliyorum. Biliyorsun dernekte. Siverek Derneği'nde. Cudi abinin şeyini anlattı mı size? Yok. Cudi abi şimdi İstanbul'da yaşıyor. Cudi abiyle de rahmetli olmadan evvel tanışmıştık. Diyor ki şimdi babası o camiyi yapmış, Siverek'teki camiyi babası yapmış. Ya her gün dernekten telefon açıyorlar Cudi abi. Ya Cudi abi dam çatladı, su akıyor. Efendim çortanı kırıldı, şey oldu. Ulan bir, iki diyor, vaktim olmuyor. Ulan diyor ben yarın Siverek'e geleyim diyor. O camiyi satacağım demiş. Lan nedir lan bu? Babam camiyi yaptı diye suç mu işledi? Hangi cami bu? Ulu cami mi? Sulu cami bilmiyorum ya. Bir tanesini babası yapmış. Her gün arıyorlarmış Cudi abi. Ya diyorlarmış ki ya para gönder, dam akıyor. Para gönder, cam kırıldı. Para gönder, taş kalktı. Lan demiş artık ben yarın geliyorum Sivere'ye, o camiyi de satacağım. Nedir lan bu diyor. Gülmekten bir Sait anlatmıştı onu. Öyle bir şey var yani. Cudi abi İstanbul Dernek'te anlatmıştı. Orada duymuştuk biz de. Yani durum böyle ya Roşan Bey. O biz eski de güzelliklerle yaşıyoruz ya. Ha, beni ilkokulda bir de Remzi Hoca vardı. Zeycan Aban da izliyor bizim şu anda. Zeycan
kardeşimin şeyi Remzi Abam vardı. Remzi Abam benim ilkokulda öğretmenimdi. Beni tarih dersinden bıraktı. Duyuyor şimdi, anlatır şimdi Remzi Hoca. Ya tarih dersinde o zamanlar cumartesi günlerde yarım gün okul var. Beni tarihten bıraktı. Dayıoğlu Fahriler vardı. Onlar beni bir devre geçtiler. Bir seneme mal oldu. Aradığımda şimdi bazen Antalya'da Remzi Hoca. Zeycan'a diyorum ki Zeycan bacım bak diyor senin kocan dedim. Remzi Hoca beni bir sene niye daha diyorum bak. Bana bir sene borçlusun. Emekli bir sene geç oldum. Bir sene kayın var diyorum. Zeycan kardeşimiz de gülüyor tabii. Bunun da öyle ya. Öyle anılarımız var. Ya. Tabii Siyorek'le ilgili konuşacak çok şey Çok var. şey var. Ama Çok. Çok var. Ben şimdi evet. kısıtlı da bir zamanımız var. İzleyicilerimizi de çok fazla sıkmadan tadında aslında bırakmak da istiyorum. Evet. O Tabii. Tabii. yüzden Siyorek'e dair söylemek istediğin, söylemeyi unuttuğun şeyler varsa onları alalım. Valla ben Siverekli olmaktan gurur duyuyorum. Her yerde de Siverekliyim diye övüne övüne söylerim. Hiçbir yerde çalışma hayatımda da, bakın çalışma hayatımda da, şeyimde de normal hayatımda da hiçbir şekilde ne ötekileştirildim ne de şey yaptım. Her zaman içinde gururla Siverekli olduğumu ima ettim, söyledim. Hiçbir şekilde de ötekileştirilmedim, onu da söyleyeyim. Her yerde kendimizi sevdirdik, saydırdık. Hiçbir şekilde kişiliğimizden, şeyimizden ödün vermedik yani. Öyle bir şeyimizde yaşam tarzımız var. Biliyorsun bizim Siverekler'in suyu serttir. Yani kimseye öyle şey yapmaz. Haksızlığa karşı çıkar. Onun için valla yaşamımızdan biz memnunuz. Siverekli olmaktan da çok mutluyuz. Her yerde de Siverekli olduğumuzu söylüyoruz. Ve herkes de seviyor, sayıyor. Sev beni, seveyim seni. Beni sevmeyeni ben de sevmem ki. Yani bana değer vermeyen insana ben niye değer vereyim? Öyle. Sayın Kimseye. Köksoğulları 1972 yılında askerlik süreciniz başlıyor. Zannedersem bir astsubay süreciniz Evet, var. Hava Kuvvetleri'nde ben başladım. 94'te de emekli oldum. Güzel bir şeyim vardı. Anılarla, gururla şey yaptık. Vazifemizi yerine getirdik. Gururla da ayrıldık. En ufak bir şeyimiz olmadı yani. Takdir belgemizi verdiler, elimize şey yaptılar. Yani pasaportumuzu da aldık. Yeşil pasaportumuzu da elimize verdiler. Çalıştık. Hakkıyla çalıştık. Alnımızın teriyle de ayrıldık. Emekli olduk. Siverek Kültür Platformu bugüne kadar 250 canlı yayınla Siverek aydınlarını Siverekli dostlarımızla buluşturmaya devam etti. Bugün de bu canlı yayınlarımızdan birini gerçekleştirdik. Evet. Bugünkü canlı yayın konuğumuz ressam ve aynı zamanda şair ve aktivist bir Siverek sevdalısı Kondilyeci Bedriye'nin oğlu Faruk Nafiz İpekçioğulları. Kendisini konuk aldık. Bizi kırmadı. Siyorek Kültür Platformu'nun davetini kabul ettiği için kendisine Siyorek Kültür Platformu ailesi adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın İpekçioğulları, Siyorek Kültür Platformu'nun çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alayım. Bu şekilde programı kapatacağım. Evet, Roşan Bey, bu akşam bana ayırdığınız için memleketimizle ilgili konuları az da olsa dile getirme fırsatını verdiniz. Teşekkür ediyorum size. Gerçekten. Siverek Kültür Platformu hakkında da sizi kutluyorum. Gerçekten güzel şeyler yapıyorsunuz. İzliyorum. Bunun devamını sizlerden bekliyoruz. Sizler bu konuları tabii şey yapacaksınız ki ülkenin yani sadece Türkiye'de değil, dış ülkelerde de yaşayan hemşehrilerimiz konulara az da olsa bir vakıf olsunlar. Geçmişte yaşadıklarımızı az da olsa öğrenebilsinler. Duysunlar, mutlu olsunlar. Eskilerde eskileri bir yaşayabilsinler düşüncesiyle ben sizi kutluyorum gerçekten platformunuzu. Güzel şeylere imza atıyorsunuz. Ben tekrar tekrar sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bana zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi izleyen tüm hemşerilerime, tüm dostlara sevgi, saygı şeylerimi iletmek istiyorum.
Herkese iyi akşamlar diyorum. Size de iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Tekrar geniş bir platformda buluşmak üzere. Çok teşekkürler Sayın Faruk Nafiz İpekçioğulları. Değerli izleyicilerimiz, bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Bir başka canlı yayında bir başka konukla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.